Herkese merhaba çiçek sever dostlarım, hoş geldiniz. Bugün hoyalarımla yani mum çiçeklerimle sizlerle birlikteyim. Bunları yeni fideledim. Oldukça bebekler şu anda ama güzel gelişmekteler. Ama küçük oldukları için biliyorsunuz küçük saksılara dikiyoruz ilk başlangıçta. Ve zamanla bu küçük saksılar mesela temizlik yaparken veya işte mobilyanın üzerinde böyle dantel şeyin üzerindeyse, dantel örtünün üzerindeyse biliyorsunuz sulama yaparken bazen zorluklar oluyor. İşte suladığımızda topraktan süzülen su bazen taşmalara sebep oluyor. Bu da hoş olmuyor. Özellikle böyle dantel örtü veya mobilyanın üzerinde yeni dikmiş olduğumuz bitkilerimiz duruyorsa bunun için ne yapabiliriz? Ben çok bu konuda zorluk çektiğim için bu kadar çok yavrum var. Biraz da şurada var. Onu da göstermek istiyorum. Bugün bahar mevsiminde bu mum çiçeklerimi fidelemiştim. Şimdi bunun için nasıl bir çözüm üretebiliriz? Bunu düşündüm ve sizlerle bir video paylaşmak istedim. Güzel bir fikir edindim. Nasıl ya şey yapabilirim, pratik olabilirim diye. Özellikle temizlik yaparken nasıl? Çünkü tek tek bunları alıp işte kaldırıp sonra altını silmek, dantel örtüyü çırpmak gibi zaman açısından uğraştırıcı oluyor. O yüzden ben ne yaptım arkadaşlar? Sizlerle paylaşmak istedim. Böyle plastik kasalar oluyor biliyorsunuz. Bunlar her yerde, bakkallarda, marketlerde oluyor. Böyle bir kasa aldım ben ve hoyalarımı, mum çiçeklerimi, fidelemiş olduğum mum çiçeklerimi bu şekilde dizdim. Çok güzel oluyor temizlik yaparken de böylece kaldırıyorum. Bu belki şurada görünüyordur kaç tane saksı aldığı. Epey bir saksı alıyor. Tek tek dizmektense zaman açısından böyle çok daha pratik oluyor. Sizlerle paylaşmak istedim. Yalnız böyle de sıraladığım zaman da sulama yapınca yine tabak olmasına rağmen taşmalar oluyor. Zamanla da ıslak kalınca mobilyalarımız zarar görüyor. Dantel örtülerimiz zarar görüyor biliyorsunuz. Naylon açmak da toz ve is kapladığı için ben pek tercih etmiyorum. Ama odama böyle bir çözüm yaptım. Hatta bugün de onu keşfettim. Sizlerle paylaşmak istedim. Böyle kaplar var biliyorsunuz. Bunlar her yerde oldukça yaygın. Fazla olarak kullanılıyor. Öyle bir kap alabilirsiniz. Veya atmakta olduğumuz yediğimiz dondurmaların kaplarını bu şekilde kullanaraktan çok çok daha yararlı oldu. Şimdi ne yaptım ben? Sizlerle görüntülü olarak paylaşacağım. Şimdi eğer bundan bulamıyorsanız, daha küçük ve hafif bulamıyorsanız attığımız dondurma kaplarını da çok güzel ve kolaylıkla kullanabiliriz. Eğer sulama yaptığımızda taşsa dahi bunun içinde hapsi kalıyor ve görebiliyorsunuz en azından. Ama bu şekilde olduğunda gözükmüyor. Şuradakiler pardon. Bak bunlar tabaklı. Bu da güzel bir çözüm ama tabaklı olduğundan hangisi taştığını göremiyoruz. Onun için bu şekilde yaptığımızda inanın çok çok pratik ve çok kullanışlı oluyor. Tavsiye ederim. Onun için sizlerle paylaşmak istedim bu videoyu. Siz de eğer böyle çokça benim gibi özellikle fidelediğiniz küçük saksılı veya pet bardaklı, bakın size göstereyim, ben pet bardaklara da diktim. İdeali olan budur. Kökleri görüyorsunuz hoyalarının. Çok güzel. Bu şekilde gelişmekte olduğunu, nasıl geliştiğini de gözlemleyebiliyoruz. Çok kullanışlı fakat dediğim gibi temizlik esnasında çok uğraştırıcı oluyor. Ama bu mükemmel bir çözüm arkadaşlar. Eğer görsellik olarak şu kasalardan hoşlanmıyorsanız buna farklı örtüler veya farklı iplerle böyle süsleyebilirsiniz farklı ama ben gerek görmüyorum. Bu şekilde ben dizdim diğer kasamı. Arkadaşlar bu şekilde ve artık sulama yaptığımda hiçbir taşma olmuyor ve temizlik yaparken çok çok pratik oluyor. Hatta bu tabaklarda biliyorsunuz sular birikiyor, ona dahi gerek kalmıyor. Şimdi boşta olan hoyalarımı güzelce sıralıyorum ve artık sulama yaptığımda taşma olsa dahi hiçbir mobilyam zarar görmüyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle sıralayayım.
da bir koyan şöyle. Temizlik yaparken mutlaka çok kullanışlı, çok iyi oluyor. Günlerce bunu düşündüm. Nasıl bir çözüm bulabilirim acaba? Burada yaklaşık 40 tane kadar yavruladığım mum çiçeklerim var. Bunun haricinde pencerenin önünde de duranlarım var. Onları da aynı bu şekilde yaptım ve çok çok memnun kaldım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde yaparsanız umarım siz de memnun kalırsınız. Bu konu hakkında sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa mesajlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Mutlaka dönüş yaparım arkadaşlar. Beni destekleyerek abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Yine bir sonraki paylaşımda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.